18 Ocak 2022 Salı. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 74 bin. Geçen hafta aynı güne göre 29 bin daha yüksek. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise düşüyor. Hastanelerde 4 bin boş atak kaldı yoğun bakımlarda. Doluluk oranı %82. İnsidans değeri 553'e yükseldi ve salgın başından bu yana görülen en yüksek rakam olarak kaydedildi. Yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemelerin yeni varyanta göre yapıldığını açıkladı. Güçlendirici dozların yaptırılması çağrısında bulundu. Yeni düzenlemeye göre iyileşme statüsü artık 6 ay değil 3 ay geçerli olacak. Sağlık Bakanı La Tarba hastalığı kapmanın aşı yerine geçmediğini söyledi. Aşısızlar diğer varyantlara karşı daha az korumalı olacaklar dedi. Bild gazetesi bugün önemli bir haber yayımladı. Buna göre istatistiklerdeki her ölümün sebebi korona olmayabilir. Saksonya Anhalt eyaletinde 1 Aralık'tan itibaren hayatını salgın nedeniyle kaybedenlerin %64'ü enfeksiyon sonucu ölmüş. Ancak %29'u enfekteyken farklı bir sebeple hayatını kaydetmiş. Buna rağmen istatistikler bu şekilde tutulmuş. Ülke genelindeki protestolarda devam ediyor. Polisin açıklamasına göre gösterilere toplamda 70 binden fazla kişi katıldı. En kalabalık protestoysa 21 bin kişiyle Thüringen'de düzenlendi. Birçok bölgede maske mesafe kurallarına uyulmadığı için eylemlere müdahale edildi ve birçok şehirde de protestocular protesto edildi. Berlin'de geçen sene yapılan bir gösteride polise şişe atan bir kişiye ise 1 sene 8 ay denetimli serbestlik cezası verildi. Test kapasitesi yetersiz yönünde eleştiriler var. Sağlık Bakanı Laetarbah Deutschland Funka konuştu. Okullarda hızlı testler yeterli ancak PCR testi kapasitesi sınırlı dedi. Bu konuda sağlık personeline öncelik verilmesi planlanıyor. Ayrıca aşı zorunluluğunun gerekli olduğunu yineledi. 3 aşağı 5 yukarı eskisi gibi yaşamaya başladık diyeceğimiz aşılanma oranına aşı zorunluluğu olmadan ulaşmak mümkün değil görüşünde Sağlık Bakanı. Şu anda sağlık personeline ve bakım sektöründe çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmiş durumda. Genel bir zorunluluk için hazırlıklar devam ediyor. Alman Bakım Konseyi de bu zorunluluğun sektörde istifalara neden olabileceğinden endişeli. Paul Ehrlich Enstitüsü Cuma gününden itibaren tek doz Johnson Johnson olanların temel aşı korumasına sahip olarak değerlendirilmeyeceğini bildirdi. Almanya'da bu durumda 3 milyon kişi var. Johnson Johnson yaptıranlar ayrıca farklı bir aşı yaptırdıkları takdirde temel korumaya sahip olacaklar. Güçlendirici dozu için de 3. dozu olmaları gerekiyor. Piyasaya yeni çıkan bir aşı var Novavax. Almanya bundan 5 milyon doz sipariş etmişti. Birçok eyalette bu yeni markada yapılmaya başlayacak. Almanya'da solunum yolu hastalıklarında doktora gitmeden sağlık raporu almak mümkün. Bu kural şimdilik 31 Mart'a kadar geçerli ancak doktorlar uzatılmasını istiyor. Psikoterapi seansları da online yapılabiliyor. Bunun da devam etmesi isteniyor. Bu arada Dortmund'da bir kişi kendini psikiyatrist olarak tanıtmış. 150 suçtan yargılanıyor. Çok sayıda kişinin sahte belgelerle üniversiteye yazılmasını da sağlamış. Hatta çocuk ve genç psikiyatrik kliniğinde çalışmış. Teşhisler koymuş. 1953-58 arasında doğan kişilerin eski kağıt ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Bunun için yarına kadar süre verilmişti. Salgın döneminde iş yoğunluğu olduğu için bu süre 6 ay daha uzatıldı. Bu yaş grubu için ehliyet değişimi için son tarih 19 Temmuz oldu. Bild'in inzaya yaptırdığı en sevilen politikacı anketinde eski başbakan Merkel zirvedeki yerini korudu. Hatta görevdeyken %56'lardaydı. Şimdi %59'un üzerine çıktı popülerliği. Sağlık Bakanı Latarbah ikinci, Başbakan Scholz ise üçüncü sırada. Ve hava durumu. Yarın Almanya'da hava genel olarak bulutlu ve kapalı. Yani bildiğimiz Almanya havası. Özellikle kuzeybatıda yağmur bekleniyor. Güney bölgelerse kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklarında 0 ila 7 derece arasında olması bekleniyor. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'daki vakalar geçen haftaya göre %16 arttı. Günlük ortalama 285 bin oldu. Paris'te açık havada maske zorunluluğu geçici olarak askıya alınmıştı. Bugün yeniden yürürlüğe girdi. Marketler ve pazarlar, üniversite bahçeleri, toplu gösteri ve protestolar, istasyonlar gibi belli yerlerde, belli durumlarda açık havada maske mecburiyeti devam edecek. Öğretmenler Fransa'da bu perşembe yeniden greve gitmeyi planlıyor. Düzenlemelerin, kuralların sürekli değişmesi en çok öğretmenleri rahatsız ediyor. Çünkü okullarda ne yapacaklarını bilemiyorlar. Eğitim Bakanı ise yeni önlemleri duyurduğu gün Ibiza'da tatildeymiş. Bakana yönelik sert eleştiriler var. İstifa etmesi isteniyor. Esrar tüketiminin yasallaşması Fransa'da da meclis gündemine geliyor. Anketler halkın yarısından fazlasının esrarın yasallaşmasını istediğini gösteriyor. Sol Parti bu yönde bir çağrıda bulundu ama meclisin onay vermesi beklenmiyor. Avusturya'daki vakalar 16.000'in üzerinde. Ortalama geçen haftaya göre %80 artmış durumda. Turizm Bakanı Köstinger, Omikron daha bulaşıcı ancak özellikle 3 doz aşılanmış kişiler hastalığı çok daha hafif geçiriyor dedi. Kısıtlamaların önümüzdeki hafta gevşetilebileceği yönünde bir sinyal verdi. Avusturya'da kiralar da son 10 yılda ortalama %44 yükseldi. Diğer ürünlere gelen zamların yaklaşık 2 katı. Ev fiyatları ve kiralar sürekli artıyor her ülkede. Uzmanlar hep düşecek diyor ama seneye bakıyorsunuz yine artmış. Hükümet konut inşaatı yapmayı planlıyor. Onun yerine vergileri arttırsanız bir eve olandan vergi almasanız ikinci evden itibaren kademeli olarak vergileri yükselseniz ev fiyatları da düşer. Ama inşaat lobisi var, emlak kartelleri var, binlerce, on binlerce konutu olan, binası olan şirketler var ve bu kişiler bakanların, başbakanların, milletvekillerinin arkadaşları biz değiliz. Hollanda'daki vakalarda %20 artış var. Ortalama 35 bin. Hastanede tedavi görenlerin sayısı ise son 3 ayın en düşük seviyesinde. Acil olmayan operasyonlara ara verilmişti birçok ülkede olduğu gibi. Hollanda'da bu operasyonlar yeniden başladı. Bugünden itibaren 5-11 yaş grubundaki çocuklara da aşı daveti gönderiliyor. Ancak anketlere göre ailelerin yarısından fazlası bu yaş grubunun aşılanmasını istemiyor. Hollanda Sağlık Bakanlığı da bir araştırma yayınladı. Buna göre özellikle yeni varyanta karşı 2G ve 3G kurallarının etkisi sanılandan daha az. En etkili yöntemse aşı durumuna bakmadan herkesten test istenmesi. Ancak bu da devlete haftada 50 milyon avroya mal oluyor. İsviçre'deki vakalar 29 bin bandında artık yavaşladı. Yoğun bakıma kaldırılanların sayısı da düşüyor. Halk Sağlığı Ofisi omikron dalgasının zirvesine ulaşmış olabiliriz. Çok daha kötü bir durumda olmayı bekliyorduk açıklamasını yaptı. Kanton hükümetleri ise oldukça iyimserler. Birçok kanton Mart sonuna kadar uzatılması planlanan önlemlerin Şubat ayının sonunda kaldırılmasını istiyor. İngiltere'deki vakalar %40 yükseldi. Ortalama 100 bin. Sağlık Bakanlığı ek önlemlerin önümüzdeki hafta kaldırılabileceğini düşünüyor. Bu konuda iyimserler. Sağlık Bakanı önlemler gerekenden bir gün bile fazla yürürlükte kalmayacak dedi. Başbakan Boris Johnson ise neredeyse tüm kısıtlamaları Mart ayında kaldırmayı planlıyor. Bulgaristan, Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye aldı. Yarından itibaren girişler durduruluyor, sınırlanıyor. Ancak bu karar transit geçişleri kapsamıyor. Yani Sıla yolu için bir sorun yok. Bulgaristan'da enflasyon da son 13 yılın zirvesine çıktı. Özellikle ulaşım %27 zamlandı. Belçika'daki vakalarda da artış var. 27 bine yaklaştı. Yapılan 3 testten biri pozitif. Halk Sağlığı Ofisi verilerine göre tam aşılıların hastaneye kaldırılma ve ölüm riski aşılanmayanlara göre 8 kat daha az. Belçika'da bir sonraki danışma komitesi toplantısı cuma günü düzenlenecek. Bazı kısıtlamaların gevşetilmesi gündemde. Halk Sağlığı Ofisi ise bir anket yaptı. Belçikalıların 5'te 1'i depresyonda veya aşırı stresten şikayetçi. 4 kişiden biri kendini aşırı yalnız hissediyor. Sadece Belçikalılar değil, herkes bu aralar yalnız hissediyor. Aslında sorun bu da değil. Kalabalık içerisinde yalnız olmamız. İnsanlar günde 300 kere telefonlarını kontrol ediyorlar ve bilimsel çalışmalar bunun strese, depresyona neden olduğunu gösteriyor. Bu sosyal medyayı yalnızlıktan kurtulmak için icat ettiği insanlar o yüzden popüler oldu. Ama sonra Dr. Frankenstein gibi döndü. İnsanlar arasında rekabetin, kıskançlığın, hasetin tetikleyicisi oldu. Mitolojide Icarus efsanesi var babası ona Kral Minos'un labirentinden kaçması için mum ve tüyden kanatlar yapmıştı. Ama Ikarus kibre kapıldı. Çok yüksekten uçtu, güneşe fazla yaklaştı ve kanatlarındaki mum eridi. O da Ege Denizi'ne düştü. İnsan kimselere rekabet halinde olmamalı. Kapitalistlerin söylediklerini yaparsak mutsuz oluruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışsak yeter. Birinci olmamıza gerek yok. Bu durumda çünkü birincinin kötülüğünü isteriz ve birinin kötülüğünü istemek en başta bizi kötü yapar. Yalnızlığı en güzel anlatan şairlerden biri Nilgün Marmara. Erken vazgeçişlerim vardı benim diyor. Senin erken tükenişlerin. Ve gece uygun değildi beklemeye. Yine de bekledim. Yine de beklemek. Hayattan hiç kopmamak lazım. Hayat geç de olsa bir şekilde iyiliklere hep karşılık veriyor çünkü. Çin'de yetişen bir ağaç türü var. Bambu son yıllarda Türkiye'de şans getiriyor diye çok popüler oldu. Her yerde satılıyor ama o türü değil. Mosso adında farklı bir bambu türü var bu türü. Bunlar normal bambulardan çok farklı yetiştiriliyorlar. Toprağa tohumunu atarsanız en güzel şartları da sağlasanız düzenli de sulasanız gübreleseniz de kar etmez. 5 sene boyunca bu ağaç hiç büyümez. Siz kurudu gitti zannedersiniz. Ama yetiştirenler bilirler ve sabrederlerse 5. yılın sonunda bir mucize olur. Moso bambusu günde 40 santimden fazla büyümeye başlar. Bir gün filizlenir, 2 gün sonra bir bakarsınız boynuzu geçmiş, sadece 1,5 ayda 27 metrelik boya ulaşır. 27 metre. Çok faydalı bir ağaç. Ev yapımından tutun giysilere kadar birçok yerde kullanılır ve bundan ancak sabırla onu sulayanlar, gübreleyenler faydalanır. Bir bambunun çiçek açması da olağan dışı bir olay. Çünkü birçok türü 40 senede bir çiçek açar. İnsan çiçek açan seneye de denk gelebilir. Mosonun filizlendiğini görmeden de ölebilir. Ama bizi ayakta tutan ne çiçek açması ne de büyümesidir. Bir mucizeye tanıklık etmek değil. Onu görme umudu bizi yaşatan. O yüzden bugünlerde ne olursa olsun izin verin yolunuza kuş koysunlar. Bir gün Marmara ile bitirelim. Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna. Hoşçakalın.